Brawl Stars Japonya hesabının aslında Star Park yapım aşamasında şeklindeki bu paylaşımı direkt akıllara getirmişti. Star Park kısa videosunun sonunda oradaki insanlar dans ederken kamera havaya doğru gidiyordu. Kamyonlar, kepçeler sanki orada bir inşaat halindeydi değil mi? İşte Star Park aslında yapım aşamasında derken şimdi arka taraftaki görüyorsunuz ki şu tahtalar orada da halen duruyor. Aslında az önce Frank ve Jin'in olduğu yer bunun bahçesi ama ciddi anlamda Star Park mesajları verilmeye başlandı diye düşünüyorum. Hepinize selamlar dostlarım. Hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar, dün Brawl Stars Türkiye ve Brawl Stars'ın resmi hesapları tarafından böyle bir paylaşım yapıldı. Şimdi bu paylaşımı görünce beni bu sezon çok iyi takip eden arkadaşlarımız da hemen altına beni etiketlediler. Bana yorum attılar. Yani benim dikkat ettiğim şeye onlar da dikkat etmişler. Birazdan göreceğiz. Şimdi arkadaşlar, bu fotoğrafa baktığımız zaman Brawl Stars Türkiye hesabı şu şekilde çevirdi. Dedi ki Spike için ses mi? Mr. P için daha doğru düzgün bir yardımcılar mı? Yoksa Mortis için güzel bir şapka mı? En sevdiğiniz savaşçının 3 dilek hakkı olduğunu hayal edin. Sizce neler dilerdi şeklinde bir paylaşım vardı arkadaşlar. Fotoğrafın büyük hali de bu şekildeydi. Dedim ya az önce, beni bu sezon gerçekten çok iyi takip eden arkadaşlarımız hemen beni etiketlediler. Benim gördüğümü sen de gördün mü? Sanki böyle böyle gibilerinden birazdan anlatacağım arkadaşlar. Şimdi bu fotoğrafa bakacağız. Birazdan geleceğiz. Ben bu fotoğrafın hemen altına en sevdiğim savaşçının dileği olarak Edgar, tek dileğim beni şu atkıdan kurtarın çok sıcak şeklinde bir paylaşım yaptım arkadaşlar. Hemen arkadaşımızın birisi de, dedim ya az önce çok iyi takip eden arkadaşlarımız, Furkan isimli arkadaşımız demiş ki Star Park inşaatta gibi bir fotoğrafta abi, yine video çıktı sana demiş. Siz az değilsiniz var ya, nasıl iyi takip eden arkadaşlarımız çıkıyor ortaya. Evet, bana video çıktı Furkancığım. Şimdi aslında takipçilerimizden gelen, siz değerli kardeşlerimizden gelen bu tarz yorumlar beni mutlu ediyor. Niye mutlu ediyor? Hemen söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi az önceki fotoğrafa baktığımız zaman bu fotoğrafta Frank'i ve gördüğünüz gibi Jin'i görüyoruz. Jin'in de boyu biraz kısa kalmış sanki. Yani Jin de bir dilek dilese biraz uzun boylu olmayı dilerdi herhalde. Şimdi 3 dilek hakkı bir elmas gibi güzel de bir detay vermişler aslında. 3 dilek dileyeceksin ama bir tane elmas vereceksin. Şimdi oyunla ilgili bir mesaj alabilir miyiz? Çok emin değilim. Sanki esprili bir paylaşım gibi ama şimdi bizim dikkatimizi çeken konu arkadaşlar burada şu, her zaman olduğu gibi, bu sezon üzerinde her zaman olduğu gibi Star Park. Şimdi buradaki Star Park'ı hepimiz gördük. Peki benim bu sezonki teorim neydi? Benim bu sezonki teorim şuydu arkadaşlar. Ben bu sezonki teorimi söyledikten sonra zaten neden bu teoriyi oluşturduğumu da birazdan göstereceğim, fotoğraflarla sizlere açıklayacağım. Şimdi arkadaşlar, ben özellikle geçtiğimiz sene, özellikle sene diyorum bakın, sezon demiyorum, geçtiğimiz sene bu dönemlerde bir yaz canavarları zamanındaydık. Yine 70 günlük bir süreydi, ara bir güncelleme yoktu, ekip tatildeydi. Daha sonra ekip tatilden döndü, Ryan bir açıklama yaptı. Bu ekip daha yeni tatilden döndü, o yüzden bu güncelleme mini update şeklinde demişti arkadaşlar Ryan geçen sene bize. Herkes de Ryan'ın o paylaştığı gönderinin altına kısa süre içerisinde, ya 70 gün zaten bir tane savaşçı Search ile günü geçirdik, önümüzdeki güncelleme de bu kadar küçük olmasın gibilerinden paylaşımlar yaptı. Yani sosyal medyada bir isyan vardı ama daha sonra Star Park isminde şu arkada da gördüğümüz bir güncelleme geldi. Gizemleri bakımından inanılmaz büyük bir güncellemeydi. Kendisi de çok büyük bir güncellemeydi ve inanılmaz bir şekilde güzel tepki almıştı. Şimdi yakın zamanda Dani'nin bir röportajı vardı. Demişti ki yaz canavarlarından sonra mini update şeklinde bir ters köşe yapmıştık ama ondan sonra Star Park'ı getirdik. İnanılmaz güzel tepkiler vardı dedi. Onun dışında fotoğraflarla alakalı bir arkadaşımız Dani'ye demişti ki ya bu fotoğraflardaki detaylar, gizemler geri gelecek mi? Eskisi kadar gizem yok şeklinde bir paylaşım yaptığında Dani ona şu şekilde cevap vermişti. Arkadaşlar, Dani'nin verdiği cevap bizi heyecanlandırdı. Hiç durmadılar ki. Yani gizemler ve detaylar hala var aslında mesajını Dani'den almıştık. Şimdi onun üzerine gelen her fotoğraf benim dikkatimi çekiyor. Zaten şu an Jin ve Frank'in gördüğünüz yer muhtemelen bir deneme mağarası. Şu an oyuna girip savaşçıları denediğimiz yer olduğunu düşünüyorum. Biraz
birazdan onun fotoğrafını da sizlerle paylaşacağım. Şimdi buradaki fotoğrafta Star Park. Şimdi arkadaşlar bu fotoğrafa geri gelmeden önce bu sezon iki tane fotoğraf geldi. Çok önemliydi. Bana göre detayları bakımından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum kendimce. Şimdi bu fotoğrafı gelmeden önce Star Park'la alakalı mesajları aldığımız o fotoğraflara bir bakalım. Şimdi Griffin geldi. Yaklaşık 2-3 gün önce gelen bir fotoğraf bu arkadaşlar. Bunun videosunu zaten sizlerle yapmıştık. Burada Star Park. Yani şimdi zaten gift shop dediğimiz zaman arkadaşlar Griff de gift shop'ın patronu olduğuna göre Star Park'ın logosunun olması çok normal. Bu böyle bir detay arayabileceğimiz bir durum değil. Yani en azından Star Park'la ilgili bir mesaj alabileceğimiz bir durum değil. Fakat Griff mücadelesi. İşte Griff mücadelesinin geldiği gün tanıtılan bu fotoğraf aslında benim için bazı şeylerin yerli yerine oturmasını sağladı diyebilirim. Şimdi buraya baktığımız zaman şahsen ben ilk baktığım zaman gördüğüm şey arka taraftaki Colette duvarları boyuyor arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman normalde gift shop hemen Griff'in arkasında oradaki tahtaları görüyoruz değil mi? Tahtalar duvara çivilenmiş şekilde. Fakat benim burada gördüğüm bir tadilat var. Yani gift shop'ta bir tadilat var şu an. Peki o zaman da söyledim. Yani bu fotoğrafın detaylarını incelediğimiz videoda da söyledim. Ne için tadilat yapılır? Şimdi lokantalar üzerinden örnek verdiğimiz zaman lokantalar kapalı olduğu zaman daha sonra açılmasına yakın olduğu zaman bir tadilat yapılır. Duvarlar boyanır, güzelleştirilir. Yani müşterilerine daha güzel hizmet verebilmek adına dükkanları daha da güzel bir hale getirirler tadilatla. İşte şu an gift shop bir tadilatta gibi. Gift shop nerede? Star Park'ın içerisinde. Şahsen ben bu arkadaki durumdan onu anlamıştım. Sezondan gelen yani sezonumuz içerisinde gelen fotoğraflardan birincisi buydu. İkincisi buydu arkadaşlar. Peki ilk gelen fotoğraflara, en başta gelen fotoğrafa baktığımız zaman bu gelmişti. Yine bir gift shop, atkısıyla sıcakta oturan bir Edgar ve şurada bizim dikkatimizi çeken bir tadilat durumu. Şimdi orada robot gibi şeyler bir yere tadilat yapıyorlar demiştik. Acaba nereye tadilat yapıyorlar demiştik arkadaşlar. İşte benim o zaman verdiğim örnek Brawl Stars Japonya hesabının 3. ayda 2021'in 3. ayında attığı bu paylaşım. Aslında Star Park yapım aşamasında şeklindeki bu paylaşımı direkt akıllara getirmişti. Şimdi o fotoğraflara da baktıktan sonra Star Park kısa videosunu hep birlikte izlemiştik. Star Park kısa videosunun sonunda oradaki insanlar dans ederken kamera havaya doğru gidiyordu. Kamyonlar, kepçeler sanki orada bir inşaat halindeydi değil mi? İşte Star Park aslında yapım aşamasında derken buradaki tadilat az önceki Griff fotoğrafındaki tadilatlardan sonra açıkçası ben bu sezon kendi teorimdir. Bakın bu benim kendi düşüncemdir arkadaşlar. Özellikle onu da söylemek istiyorum. Sanki Star Park'a bir göz kırptık. Yani Star Park'a geri mi döneceğiz? Yeni hikayelerle bambaşka bir şekilde Star Park'ın içerisinde mi yer alacağız? Çünkü o gizemli videoyu sorduklarında Dani'ye Dani şu şekilde cevap vermişti. Onun gibi bir kampanya yapmayı düşünüyoruz. Fakat geçen seneki gibi olmamalı. Ondan daha güzel olmalı. Onun altında kalmamalı. İnsanlar beğenebilsinler şeklinde. Fakat bu da oldukça uzun zaman alıyor şeklinde. Senaryosunun bile bir ayda tamamlandığı bir kısa video. Biz orada 6 dakikalık bir video izliyoruz ama senaryosu bir ayda tamamlanıyor. Çekimlerini artık düşünemiyoruz bile arkadaşlar. Ama Dani sanki onun da bir yeşil ışığını yakmıştı. Özellikle geçtiğimiz sene yaz canavarları sezonundan sonra gelen Star Park sezonu ve bu sezon yine bir yaz sezonundayız. Yavaş yavaş sanki oraya gidebilir miyiz? Çünkü Star Park'ta artık bir senesini doldurmak üzere arkadaşlar. O yüzden gelen bu fotoğraflar, özellikle üst üste gelen bu fotoğraflar Star Park'ın bahçesinde olması da gerçekten kafa karıştırıyor. Sanki Star Park, bilmiyorum ister misiniz ama ben gerçekten Star Park'a bir geri dönüşü çok ama çok isterim. Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar karakterlerimiz girip denediğimiz o deneme mağarasında sanki oradan bir alıntı gibi, yani sanki oralarda gibi görünüyor. Şimdi karakterimizle bir oyuna girdiğimde bir fotoğraf aldım arkadaşlar. Mr. P ile deneme mağarasına girdim. Şimdi arka taraftaki görüyorsunuz ki şu tahtalar orada da halen duruyor. Eski deneme mağarası biliyorsunuz ki böyle değildi. Star Park sezonuyla beraber bu hale gelmişti. İşte gördüğümüz gibi burada da Star Park'ın buralarında gördüğünüz gibi duvarlarda çiviler var. Yani oraya tahtalar çakılmış. Eskiden böyle miydi? Muhtemelen böyleydi arkadaşlar. Yani ilk geldiğinden beri böyleydi. Sanki Star Park'ın yapım aşamasında mesajı, işte Brawl Stars Japonya hesabının paylaşmış olduğu bu durum sanki burada mesaj olarak verilmiş. Yani aslında az önce Frank ve Jin'in olduğu yer bunun bahçesi. Burada
oradaki ağaçlardan da onu anlayabiliyoruz. Ama ciddi anlamda Star Park mesajları verilmeye başlandı diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konular hakkında? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı konusunda da videoya bir tane like atmayı unutmayın. Özellikle sezonumuzun bitmesine çok az bir zaman kaldı. Yani 30 günlük bir süre var. Çok az bir zaman değil aslında ama yani kendi eski Brawl Talk'larımıza, kendi tecrübelerimize dayanarak bakarsak Brawl Talk'lar genelde bir hafta önce, 10 gün önce falan geldiğini düşünürsek geçmiş Brawl Talk'lara göre yani 20-25 gün, yani 25 gün bile olduğunu çok düşünmüyorum ama ekibin tatilde olması vesilesiyle bu biraz daha uzar uzamaz onu bilmiyoruz ama az bir zaman kaldı. O yüzden bu tarz detayların çok fazla artacağını düşünüyorum. Sizler de bu tarz bilgilerden anlık haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup oradaki bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Her önemli durumda sizinle beraber burada gerek canlı yayınlar gerek videolarla karşınızda olacağım arkadaşlar. Ki zaten canlı yayınlarda sizlerle böyle fikir alışverişi yapıyoruz. Kendi teorilerimizi, tahminlerimizi, sizlerden gelen teoriler, tahminlerle beraber çok güzel zaman geçiriyoruz. Brawl Stars'ın en heyecanlı zamanlarına bana göre girmiş durumdayız. Aynı zamanda videoyu da kapatırken Brawl Stars Türkiye hesabının bu paylaşımına göre en sevdiğiniz savaşçının 3 bilek hakkı olduğunu hayal edin. Sizce ne dilerdi? Yorumlar kısmında ben de bekliyorum cevaplarınızı. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.